Merhaba arkadaşlar, Medon'un hobilerine hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Bugün sizlere inşallah tasarımı kendime ait olan bu patiğin anlatımını yapmaya çalışacağım. İki şişle örülüyor, tamamı haroşadan oluşuyor. Önce yan kısımlarını ördüm. Daha sonra altını, tabanını ördüm. Sonra üzerini, en son da bileğini ördüm. Bu kısma bir sıra sık iğne gittim toparlamak için. İki şiş bilen herkesin rahatlıkla örebileceği kolay, basit bir model. İplerim kartopu flora. İki tane çorap şişi kullandım. 20 ilmekle başladım. Üzerine uyguladığım model 4 tane kalp, ters çizdim 4 tane kalbi. Şimdi ilmeklerimizi atarak başlayalım. İki, dört, altı, sekiz, on, on iki, on dört, on altı, on sekiz, yirmi. Bu kısma farklı bir modelde uygulayabilirsiniz. Ben basit olsun diye bu modeli uyguladım. Model uygulama artık sizin kendi zevkinize kalmış. Ben bu modeli uyguladım. Şimdi iki diş haroşa örüp gelelim. Şişlerim 2,5 numara arkadaşlar. Desenin alta gelecek kısmında fazla haroşa bıraktım. Bu kısma yakın uyguladım deseni. Şimdi 20 ilmek başladım. 2 diş haroşa ördüm. 2 diş haroşadan sonra modeli uygulayacağım. Bu 37 38 numara için rahatlıkla olur. Benim elim biraz örgü elim biraz gevşek arkadaşlar. Bu sayılarla yaparsanız 37 38'e gayet rahat oluyor. 6, 7, 8. 8 ilmek ana renkten ördüm. 9. ilmeğim. Bu çizimi yine Instagram sayfama atarım. Basit bir çizim. Birçoğunuz belki biliyordur. Aynı modeli yapmak isteyenler için çizim resmini Instagram sayfama atarım. Bir tane 9. ilmeği desen renkten ördüm. 3 ilmek yine ana renk örüyorum. Burada yine bir ilmek desen. Bu kenarda ilmek sayımız diğer kenardan eksik. Burası üzerine gelecek. Burası altına. İpleri birbirine
Saralım ki delik oluşmasın. Deseni de haroşadan oluşuyor. Kendisi de tamamen haroşa. Kenarlarını düz örüyoruz. Bu kenarlarını tırtıklı örmüyoruz. O kenarlardan sonra ilmek çıkartacağız. Üzeri ve altı bu kenarlardan öreceğiz. Bir renkli ilmeğimizi şimdi 3 yapacağız. İplerimi yine birbirinin içinden geçiriyorum. Bir. Üç. Tersten giderken yine aynı 3 1 3 olarak örüyorum. İplerini birbirinin içinden geçiriyorum, sarıyorum birbirine, yani bir kez doluyorum. Aralarda delik oluşmaması için. Modelimizin üçüncü sırasında açmıyoruz. Burada kenarda üç ilmeğimizi örüyoruz. Ortadaki tek ilmeğimizi de desen rengiyle örüyoruz. Şu anda toplam 7 ilmeğimiz oldu. Dönüşü yine aynı. Dördüncü sırada desenimizin yanında, desenimiz şu anda dikine ilerliyor. İki tane ilmeğimiz var. Bu iki tane ana renk olan ilmeğimizi de desenimizin renginden örüyoruz. Bir tane ilmek desen renginden ana renkle örüyoruz. 7 olan ortadaki 7 olan desen rengimiz 5'e iniyor. Beş. Kenardaki son ilmeğimizi de ana renk. Şimdi bu iki ilmeğimizi desen rengi. Dönüşümüz yine aynı. Desenimizin 5. sırası. 2 ilmeğimizi 4 yapıyoruz. Bir tane ana renk. Ortada 5 adet olan desen rengimizi 3 adete düşürüyoruz. İçe doğru eksiliyor yani. İlk kalp kapanıyor. Kenardaki kalpler açılıyor.
açılmaya başlıyor. Dönüşü yine aynı. Desenimizin 6. sırası 4 olan ilmeğimizi bir ilmek kaydırıyoruz. Kenardan ortaya doğru 2 3 yine 4 adet oluyor ama kenardan içe doğru kaydırıyoruz. Ortadaki 3 desen rengimizi ana renge çeviriyoruz. Bu kenardaki desenimizde 4 ilmeği içe doğru kaydırıyoruz. Kenarlar yine ana renk. Dönüşü yine aynı. 7. sıramız modelimizin tam ortası. 4 olan desen rengini 3'e indiriyoruz. Tam orta nokta burası. Bundan sonrası bunun tersi. Ortadaki 3 ana rengimiz yine aynı. Kenardaki 4 olan desen rengimiz 3. Dönüş noktası burası. 3 3 3 oldu şu anda. Tersi yine, dönüşü yine aynı. 8. sırada 3 olan ilmeğimizi desen ilmeğimizi 4 yapıyoruz dışa doğru. Ortadaki 3 ana rengimiz yine 3. Bu kenardaki 3 olan desen rengimizi de 4 yapıyoruz. İplerimi birbirine sarıp kenarı da yine örüyorum. Dönüşü yine aynı. 9. sıramız ise şöyle. 4 olan ilmeğimizi dışarı doğru açıyoruz. Yine 4 oluyor. Üç, dört. Burada bir tane ilmek ana renk yapıyoruz. Ortadaki 3 ana renk olan ilmeklerimizi desen rengiyle örüyoruz. 3'ten sonra bir tane yine ana renk. Kenarda yine 4 tane desen rengi. Ortadaki son kalbin ilk sırası. Dönüşümüz yine aynı. 10. sıra 4 olan kenardaki desen rengimiz 2'ye düşüyor. Ortadaki 2'den sonra bir renk, bir ilmek ana renk, ortadaki 3 olan ilmek sayımız 5 oluyor. Bir renk ana renk, 2 ilmek desen.
Bu sıramızda böyle. 11. sıramızda kenardaki kalpleri de kapatıyoruz. Sadece ortadaki kaldı. Bu iki ilmeğimizi de ana renk olarak örüyoruz. Ortadaki 5 ilmek olan desen rengimizi 7 yapıyoruz. İpimi bir kez sarıyorum. Arada fazla uzakta kalmasın. Beş olan ilmeğimi 7'ye çıkarttım. Kenarlardaki kalpleri kapattım. Tamamladım. 12. sıramız, sondan bir önceki sıramız. 7 olan bu ilmeklerimizden 3 ilmek sağa, bir ana renkten bir ilmek ana renkten ortaya, bu kenara yine 3 ilmek. 3 1 3. 13. ve son sıramız ise 3 olan desen rengimizi 1'e düşürüyoruz. Ortadaki bir ilmek olan ana rengimiz 3. Soldaki 3 olan desen rengimiz de 1. İlk desenimizi tamamladık. Desenimiz inşallah anlaşılmıştır. Bu deseni uygulamak istemeyenler kendi beğendikleri bir deseni de uygulayabilirler. Desenin kaç sıra olduğunu, bunu kaç adet yapmanız gerektiğini patiğinizi çepeçevre ölçerek sayıları hesaplayarak bulabilirsiniz. Benim 3-6 desen sığdırdım ben patiğe. Aralarda o yüzden 3'er diş haroşa ördüm. Sayıları hesapladım. Patiği ayağı çepeçevre ölçüp kaç santimetre olduğunu, bu desenlerin bir tanesinin kaç santim yer tuttuğunu hesaplayaraktan bulabilirsiniz kaç desen uygulayacağınızı. Ben 6 desen uyguladım. Şimdi birinci desenimi tamamladıktan sonra arada 3 diş haroşa örüyorum. Sonra yine üzerine ikinci desenimi kuruyorum. Siz de aynen bu şekilde desenlerinizi oluşturun. Ben 6 adet desenimi örüp geliyorum. Daha sonra tabanını nasıl ördüğümü anlatacağım. 6 kez desenimi uyguladım. İplerimi kestim. Şimdi topuk işlemini, taban işlemini yapmaya geçeceğiz. Desenimizi sol kenara daha yakın olarak uygulamıştık. 6 tabana gelecek yeri biraz fazla ilmek bırakmıştık. Şimdi 2'ye katladığımız zaman bunu tam ortadaki 3. ve 4. desenimizin olduğu yerdeki tam ortadaki 6 ilmeğimizi belirliyoruz. Ben bunun altını 6 ilmek olarak başladım. 10 ilmeğe kadar artırdım. Daha sonra artırmadım. Düz olarak 10 ilmekle ördüm altını. Topukta ilmek eksiltme işlemi yaptım. Onları topuk kısmına gelince anlatayım. Şimdi 6 ilmekle tabanı yapmaya başlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. İpimi de arkadan aralardan ilerlettim ucunu. Kenardaki ilk ilmeği örmüyorum. Altını da haroşa olarak ördüm. 2 3 4
5, 6 ilmeğimizi ördükten sonra yandaki ilk yuvadan ilmek çıkartıyoruz. Döndürüyoruz. Bu çıkardığımız ilmeğimizi örmüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yandaki yuvadan ilmek çıkartıyoruz. Döndürüyoruz. Bu çıkardığımız ilmeğimizi örmüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir sonraki yuvadan ilmek çıkartıyoruz. 9 oldu ilmeğimiz. Bu kenara gelince ona tamamlanacak. Çıkarttığımız ilmeğimizi örmüyoruz. Bir sonraki yuvadan ilmek çıkartıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane ilmeğimiz oldu. Bundan sonra ilmek artırmayacağız. Kenardaki iki ilmeği beraber öreceğiz. 10 ilmeğimiz sabit gidecek. Bu kenara geldim. Bu kenardaki ilmeğimi örmeden ipimi arkaya attım. Bu ilmeğimi diğer şişime aldım. Bir sonraki yuvadan ilmeği çıkarttım. Hala ters taraftayım. Çıkarttığım ilmeğimle örmedim. Örmeden kenarda beklettiğim kenar ilmeğimi ikisini beraber örüyorum. Ters yüzden. Döndürüyorum. Kenar ilmeğimi örmüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. ilmeğim. Diğer şişimi alıyorum örmeden. İpim arkada ters yüzde. Bir sonraki yuvadan ilmek çıkartıyorum. Örmediğim ilmeğimle çıkarttığım ilmeğin ikisini ters, ipim terste beraber örüyorum. Döndürüyorum. Şu anda ipim ileride. Kenar ilmeğime geldim. İpimi geriye alıyorum. Ters yüzünü alıyorum patiğin. İlmeğimi örmeden diğer şişimi alıyorum, sağ şişimi. Bir sonraki yuvadan ilmek çıkartıyorum. Hala ipim ters tarafta. Çıkarttığım ilmeğimle kenarda örmeden kenarda bıraktığım ilmeğimi ikisini beraber örüyorum. Döndürüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. ilmeğime geldim. 10 ilmeğim hep böyle sabit gidecek. 10. ilmeğime geldim. İpim zaten arkada. Kenardaki 10. ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum.
Bir sonraki yuvadan ilmek çıkartıyorum. İpim terste. Çıkarttığım ilmeğimle kenarda örmeden beklediğim kenar ilmeğimi ikisini beraber örüyorum. İlmek sayım 10. İpimi terse alıyorum, patiğin tersine. İlmeğimi örmeden kenara alıyorum. Kenar ilmeğimi. Şişimi patiğin ön yüzünden daldırıp şişimi patiğin ön yüzünden daldırıp arkaya doğru, arkadan öne doğru bir tane ilmek çıkartıyorum. Çıkarttığım ilmeğimle kenar ilmeğimi beraber örüyorum. Döndürünce ilmeğimi örmüyorum. Kenar ilmeğimi örmüyorum. Yine kenara geldim. Kenar ilmeğimi örmeden kenara alıyorum. Bu kez patiğin ön yüzü bu tarafta olduğu için şişimi önden daldırıp arkadan öne doğru ilmek çıkartıyorum. İkisini beraber örüyorum. Bakın oluşmaya başladı. Siyah ip belli oluyor mu ama yani bayağı net görünebiliyor. Patiğin ters tarafı, ters yüzü bizden yana, ipimiz ileride. Kenar ilmeğimize geldik, ipimizi arkaya aldık. Kenar ilmeğimizi sağ şişimize aldık. Sıradaki yuvadan önden girip arkadan öne doğru ilmeğimizi çıkarttık. İki ilmeğimizi beraber İşlemimiz böyle. 10 ilmeğimiz böyle sabit olarak ilerliyor. Bu işlemi bu kenarda, en arka kenarda, sağda ve solda, sağda ve solda beşer yuva kalana dek öreceğiz. Beşer yuva bırakmamızın sebebi altını, tabanını 10 ilmekle örüyor olmamız. Bu kenara geldiğimiz zaman 5 ilmeğimizi buradaki ilmeklerimizi üçer üçer örüp kapatacağız. Bu görünümü elde etmek için patiğimizin tek dikişli kısmı bu kısmı. Bu kısmı. Topuğumuzu burada kapatıyoruz. Bu kısmı dikiyoruz. Bu topuk işlemini tabanı 10 ilmek olarak bu kenarda 5'er tane kenarlarda yuva kalana dek örüp gelelim. Topuğunu anlatayım. Patiğin tabanını kenarlarda 5'er yuva kalana dek ördüm. 10 ilmeğimle. Şimdi topuk kapatma işlemini yapalım. Kenarda 2 ilmeğim kalana dek ördüm. İpimi arkaya aldım.
sıradaki ilmeği çıkarttım. Kenarda bıraktığım iki ilmeğimle çıkarttığım ilmeği ters tarafta, örgünün ters tarafında beraber örüyorum. İki ilmek kalana dek ördüm. İpim ileride, örgünün tersinde. İki ilmeğimi örmeden kenara alıyorum. Sıradaki yuvadan ilmek çıkartıyorum. Üçünü beraber örüyorum. Kenar ilmeğimi döndürdükten sonra örmeden diğer şişimi alıyorum, sağ şişimi. Yine iki ilmek kalana dek ördüm. İpimi arka ters tarafa alıyorum. İki ilmeği örmeden kenara alıyorum. Sıradaki yuvadan ilmek çıkartıyorum. Bu üç ilmeği üç ilmeği beraber örüyorum. İlmeğimi örmeden alıyorum kenar ilmeğimi. İki ilmeğim örmeden diğer şişimi alıyorum. İp terste. Sıradaki yuvadan ilmeği çıkartıyorum. Üçünü beraber örüyorum. İpim tersinde patin. Sıradaki yuvadan ilmeği çıkartıyorum. Üçünü beraber örüyorum. Burada ipinizi biraz sıkıştırın. İki ilmeği örmeden ileri attığımız için ipimiz bayağı gevşek kalıyor. Ortadaki ilmeklerimizle kenardaki ilmek yuvalarımız aynı anda bitecek.
3 ilmeğim kaldı. Bu kenarın ilmeği, sağ kenarın. Bu 2 ilmeğim. Örmüyorum. En son yuvadan ilmeği çıkartıyorum. Üçünü beraber örüyorum. Döndürüyorum. 2 ilmeğim kaldı. Örmüyorum hiçbirini. Sıradaki son ilmeğim. Çıkartıyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Şu kenarla sabitleyeyim onu. Bir zincir çekip bu dikişli olan kısmını sonra dikeceğiz. Şimdi dikmeyeceğiz. Bu kısmı dikebileceğimiz kadar ip bırakıp ipimi keseceğim. Topuğumuzu kapattık. Bitmiş hali böyle. Bu kısmı şimdi dikmeyeceğiz. Şimdi üzerine öreceğiz. Üzerini yapacağız şimdi. Bu kısmını ben bu kısmını kenarlardan ilmek çıkartarak yaptım. Aslında ilmek çıkartmadan bu kısımdan başlanarak da yapılabilir. Ama buralarda böyle oluşturabilmek için, çizgi oluşturmak için böyle bir uygulama yaptım. 44 ilmek çıkartacağız şimdi üzerinden. İlmek çıkartmaya ikinci desenimizin bu ortadaki bu kalbin sondan ikinci sırasından çıkartacağız. Yani ikinci desenin bu sırasından çıkartmaya başlayacağız. İlk ilmeğimi arkadan öne doğru çıkarttım. İpimi buraya sabitlerim sonra. İlmeklerimizi nasıl çıkartacağız? İlmeklerimizi arkadan şişimize arkadan takıp önden arkaya doğru çıkartacağız. Bu kenar çizgimizi patiğimizin ön yüzünde bırakacağız. Bu çizgi patiğimizin ön yüzünde kalacak. İpimiz ön tarafta ilerliyor. Şişimizi arkadan yuvanın arka kısmından takıp ilmeği önden arkaya doğru çıkartıyoruz. Çizgimiz burası. İpimiz önde ilerliyor. Önden ipimizi önden arkaya doğru çekiyoruz. Çizgi burada kalıyor. Bu ikinci çiçekten kalp deseninden başladık. Aynı diğer taraftaki aynı hizaya dek 44 adet ilmek çıkartacağız. Şişimizi arkadan takıyoruz. İpimiz önde, önden arkaya doğru ilmek çıkartıyoruz. Çizgimiz burada. Patiğimizin, örgümüzün bu kenar çizgisi. Normalde bu çizgiyi patiğin hep tersinde bırakırız.
Ama değişiklik olsun, böyle de hoş bir görünüm oluyor. 44 tane ilmek çıkartıp gelelim. 44 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi ortasına geleceğim. Ortasını tam ortadaki 6 ilmekle 6, 8, 10, 12 olarak her sırada ikişer artırarak yanlardan devam ettim. Kenar ilmeğimi örmeden tersten örüyorum. Ters örüyorum. İlmeklerimi. Ortadaki 6 ilmeği bulabilmek için 19 sağ şişte, 19 sol şişte ilmek bıraktığınız zaman ortadaki 6 ilmeğinizi bulacaksınız. Şu anda bu şişimde ilmeğim var. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Ortadaki 6 ilmeğim bunlar. Anlaşılsın diye işaret bırakıyorum. Şimdi burayı haroşa olarak örüyorum. Dönüyorum. Kenar bu 6 ilmeğimin 6.'sı. Örmeden kenara alıyorum. 2 3, 4, 5, 6, şimdi 7. Yedinci ilmeği örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi ilmek sayım 8 olacak. 8. Döndürüyorum. 8. ilmeği örmeden diğer şişime aktarıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İlk ilmeğimi örmeden diğer şişime aktarıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi bu kenardan bir ilmek daha örüyorum. 10. Artırma işlemimizi 12 ilmeğimiz olana dek yapacağız. Daha sonra artırmadan devam edeceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İki, üç, dört, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11. Bu da 12. ilmeğimiz. Bundan sonra artırma işlemimiz yok. Düz devam edeceğiz. İkinci ilmeğimizi kenardaki ilmekle beraber örüyoruz. Döndürüyoruz. Bu ilmeği örmüyoruz. 12. ilmeğimizi. İkinci ilmeğim, ipimi arkaya alıyorum. 12. ilmeğimi kenardaki ilmekle beraber örüyorum. Döndürüyorum. Kenardaki o ilmeği örmüyorum. Üzeri de haroşa, kendisi de haroşa. Patiğin tamamı haroşa. 12. ilmeği yine kenardaki ilmekle beraber örüyorum. Bundan sonra üzeri hep böyle sabit gidecek 12 ilmekle. İki ilmeği beraber örme işlemini her zaman patiğin ters tarafında yapıyoruz. 12. ilmek, ipi arkaya alıyorum. 12. ilmekle kenardaki ilmeği ters yüzünde beraber örüyorum. Döndürdüğüm zaman ikisini beraber ördüğüm kenar ilmeğimi örmüyorum. İkinci ilmek, ipim terste, iki ilmeği beraber örüyorum. Bundan sonra bu 12 ilmeğimizle bu kenardaki ilmeklerimizi 2 ilmek kalana dek örüp gelelim. Son ikinci sırada ilmekleri kapatmadan önce bir sırada 2 ilmeği beraber ördüm biraz toplanması için. Son iki ilmeğimiz bu kenarlarda ikişer ilmeğimiz kalan edip bu işlemi yapalım. Orasını da anlatayım. Kenarlarda ikişer ilmeğimiz kalana dek ördük üzerine. Şimdi ilmek eksiltme işlemine başlıyoruz. İkisini beraber örüyoruz. 2 2 kenarda bu üçünü beraber öreceğiz. Bir buradan buradaki ilmeği de örmemiz gerektiği için. Üçünü beraber ördük. Döndük. Dönüşte ilmeklerimizi tek tek örüyoruz yine. Buradaki 3 ilmeğimizi de beraber ördük. Bu sırada ilmeklerimizi kapatacağız. 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz kaldı. Bu kenardaki tek ilmekle beraber. Kapatıyorum ilmeklerimi. Önce en dipteki ilmeğimi ördüm.
Sonra şunu beraber kapattım. Kapatma işlemini tamamladım. Bir tığ yardımıyla kenarı buraya sabitleyeyim. İpimizi keselim. Patiğin üzerini de tamamladıktan sonra bileğini öreceğiz. Bileğini bu kısımlardan ilmek çıkartarak ördüm. Bu kısımlardan ilmek çıkarttım. Burada 10 ilmek attım. Tekrar bu kısımdan ilmek çıkarttım. Şimdi o işlemi yapalım. Buradan en dipten başlıyoruz. Normal çıkartıyoruz ilmeklerimizi. Çizgisini tersinde bırakarak, yani burada yaptığımız gibi yapmıyoruz. Çizgisi ters tarafta kalacak şekilde. Şişimizi önden daldırıp arkada olan ipimizi arkadan öne doğru ilmek çıkartıyoruz. Burada ilmekleri saymanıza gerek yok. İpimi ilmeklerimizi üzerindeki üzerinin bitiş yerine 1 1 2 3 3 yuvayı boş bırakacağız. 3 yuva kalana dek. Bir, iki, üç yuva bıraktım. Eğer sayısını merak ederseniz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ilmek. Şimdi buraya 10 ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek attıktan sonra diğer kenardan, yani bu kenar, bu kenardan ilmekleri çıkarttım. Bu orta için, şu kemer için 10 ilmek attım. Şimdi bu kenardan ilmek çıkartmaya başlıyorum. Yine 1, 2, 3 yuva bırakıyorum. 4. yuvadan başlayarak ilmek çıkartıyorum. Tek şişle zorlar biraz, ikinci şişi kullanabilirsiniz. Aynen bu kenardan çıkarttığınız ilmek adeti kadar bu kenardan da ilmek çıkartın. 23 ilmek bu kenardan çıkarttık. 23 ilmek de diğer kenardan çıkarttık. Ortalığa da 10 ilmek attık bileği için. Şu anda toplamda 46, 56 ilmeğimiz var. Bu 56 ilmeğimizle bileğini haroşa öreceğiz. Bu kısmı. 5 diş haroşa ördüm ben bileğini. Gördüğünüz gibi 5 diş bu ilmeklerimizle haroşa örüp gelelim. Arkası açık. Böyle gitgellerle 5 diş haroşa öreceğiz. 5 diş haroşa örüp gelelim. 5 diş haroşa ördükten sonra bileğine ilmeklerimizi kapatıyoruz. Bileğini de örüp ilmeklerimizi kestikten sonra kapattık tüm ilmeklerimizi. Şimdi ters tarafını çevirip arkasındaki tek dikişli olan bölgeyi dikeceğiz. Yani bu kısmı.
arkasını dikeceğiz. Arkasını diktim. Bu kısım. İpuçlarını sakladım. Şimdi bu kısma bir sıra sık iğne gideceğim. Ama yapmak zorunda değilsiniz. Bu kısma sık iğne. Kendi isteğinize kalmış. Desen yaptığımız renkle de yapabilirsiniz. Ana rengiyle de yapabilirsiniz. Ben ana rengiyle yaptım. Şimdi bu kısma bir sıra sık iğne yapıyoruz. Sık iğnesini de yaptım. Ve final. Patiğimizi mankenimize giydirelim. Tasarım bana ait arkadaşlar. Örmek isteyenlere kolay gelsin. Takıldığınız yerlerde sorularınızı sorabilirsiniz. Ören arkadaşlar Instagram'dan bana fotoğrafını atarlarsa sayfamda paylaşırım. Üzerine isminizi yazarak gönderirseniz bana sizin adınıza kendi duvarımda paylaşırım. Kanalıma abone olan, videolarımı izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.